Merhabalar. YouTube reklamları eğitimine devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda YouTube'da oluşturabileceğimiz reklam modellerinin çeşitlerine bir giriş yapmıştık arkadaşlar ve demiştik ki temel olarak biz bunları iki gruba ayırıyoruz. TrueView videoları ve diğerleri. Ve bir önceki videomuzun son kısmında TrueView videolarının neler olduğundan özet bir şekilde bahsetmiştik. Şimdi bu videoda TrueView videolarının ayrıntılarını sizlere görsel olarak göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak erişim için TrueView reklamları ne demek? Bundan bahsedelim. Yani TrueView for Rich reklamları ne demek? Bundan bahsedelim. Bunların ne demek olduğunu, neye benzediğini ve panelden hangi alandan oluşturulacağını sizlere adım adım göstermeye çalışacağım. Şimdi görselde de gördüğünüz gibi arkadaşlar TrueView for Rich yani erişim için TrueView reklam videoları Herhangi bir videoyu izlerken karşımıza çıkan, yayın içinde çıkan bir reklam modeli ve tam olarak bu şekilde gözüküyor. Yani burada bir reklam görseli olacak. Tıkladığımız zaman o reklam videosu oynayacak. Burada reklama atla butonu olacak ve burada reklam yazacak. O reklamın başlığı vesaire yazacak. Reklamın süresi yazacak. Bu arkadaşlar. Tamamen buna benziyor. Mobildeki görüntüsü bu. Devam edelim. Bunun özellikleri nelerdir? Atlanabilir yayın içi reklamdır arkadaşlar. Hedef 1000 gösterim başına maliyet teklif stratejisi ile ücretlendirilirsiniz. Bu reklam modelini kullanırsanız kullanıcılara son derece verimli bir şekilde erişmek için optimizasyon sağlar. Yani genelde erişimi arttırmaya yönelik daha fazla insana ulaşmaya yönelik bir reklam modelidir. Ve bu reklam modelini seçmek istiyorsanız kampanya oluştururken marka bilinirliği ve erişim seçeneğinden ilerlemeniz gerekiyor. Daha sonra atlanabilir. Yayın içi reklam seçeneğini seçeceksiniz. Bu anlatmış olduğum aşamaları bir de görsel üzerinden görelim. Şimdi geldiniz arkadaşlar. Yeni bir kampanya oluştur dediniz. Buradan marka bilinirliği ve erişimi seçeceksiniz. Diğerlerini seçerseniz bu reklam modeli karşınıza çıkmaz. O nedenle burada seçeceğiniz seçenek doğru olmalı. Marka bilinirliği ve erişimi seçtikten sonra atlanabilir yayın içi seçeneğini seçeceksiniz. Daha sonra videonuzu ekleyip reklamınızı oluşturacaksınız. Reklamınızı oluşturma aşamasındaki diğer ayarlardan bahsedeceğiz. Sadece bunun nereden seçileceğini, nasıl seçileceğini, bu aşamaya gelineceğini göstermeye çalıştım. Temel olarak bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda bir diğer TrueView reklam videomuzun temel özelliklerini ve nasıl oluşturulacağını neye benzediğini göstermeye devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.